26 Haziran 2 Temmuz. Temmuz diyemiyorum, kusura bakmayın, böyle bir sorunum var. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta, umutlu bir hafta sizlerle olsun. Ülkemizdeki yaşanan felaketi asla unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve yükselen ve ay burcunuzu takip ederek daha net bilgiler alabilirsiniz. Sevgili koçlar, bu hafta özellikle memnun olamadığınız konularda değişim kararları. Yani şu iş alanınızla ilgili sizin göreviniz olmayan ve sizi rahatsız eden noktalarda artık kendinizi doğru ifade edeceğiniz bir evreye geçiş yapacaksınız. Aynı şekilde de alanınızla alakalı görevleriniz, maaş konularınızla ilgili belirsiz gördüğünüz noktalarda da artık daha net ve bilinçli hareket konuşmalarımız ön planda olacak. Evet, gideceğimiz iş gereği, yoğunluklar, toplantılar, girişler söz konusu olsa da biraz daha ruhumuz kendimizle alakalı çelişki yaşayabilir. Yani dağınık kararlar, yani dağınık ifadelerde kullanabilirsiniz. Bu da sizin bu hafta zorlanmanıza sebep olabilir. Doğru bir yoga, meditasyon, yorgunluk enerjinizi değiştirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Devletle alakalı gireceğimiz KPSS ya da sınavlarımız varsa bu konuda çok hareketli ve başarılı bir döngüye giriş sağlayacaksınız. Biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük kurumsalda title'ınız değişmesi gereken alanlarınızla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda biraz daha geri adımlar söz konusu olacak ve umudunuzu kaybetmemeniz gerekiyor. Evet, uzun süredir işsizsiniz ve hala bu konuda kendinizle alakalı çok yorgun evrelerdeyseniz Merkür Yengeç Burcu'nda, Güneş'te Yengeç seyrinde olduğuna göre kendi enerjinizde 27 Haziran itibariyle iş evraklarımızı, başvurularımız olumlu bir süreç içerisinde olacak. Biraz daha kendimizi bilerek hareket etmemiz lazım. Ortaklı yaşadığımız iş konularımızla alakalı ekip, çevreyle ilgili de bağlantılara ulaşamıyorum, hep önümde engeller diyorsanız 28-30 Haziran'da özellikle Merkür ve Satürn arasında bir güzel bir üçgen açı var. Yöneticilerle, tabii ki Satürn'ün retro olduğunu düşünürsek de, otorite alanlarla alakalı bazı dengeleri daha duygusal bir şekilde çözerek çözümsüz olmayacağını gösteriyor. Ama ortak mallar, ortaklı konularda biraz daha bizi yıpratacak konular söz konusu olabilir. Ailemiz, çevremiz, alacaklarımızla ilgili bizi zorlayıcı bir döngüye de itebilir. Ama ne diyoruz? Özellikle hiç işiniz yoksa 27 Haziran sizin için gerçekten uğurlu bir gün. Başvurularınız olumsuz, daha aydınlık süreçler yaşayın. Kendinize ait ortaklı işlerle ilgili de güzel kazançları daha farkındalık yaratarak yeri değiştirmek, enerji değiştirmek size çok iyi gelecek. Özellikle de çalışan çiftler arasında hem seyahat temposu hem de ruhumuzla alakalı gideceğimiz yolculuk bizi şifalandıracak. Aile büyüklerimizle gideceğimiz seyahatler, özellikle yayla, köy evi, tatil gibi noktalarda daha aileyle bütünleşmek, daha duygularımızı derin yaşayacağımız bir hafta. Şimdiden iyi tatiller olsun. Gideceğiniz nefes, hatta maddi durumumuz yok, nereye gitsek diyenlere bile 2-3 günlük bir seyahat evresi var. Hem Kurban Bayramı, hem enerjilerimiz dualarla birlikte bütünleşecek. Hayırlı olsun diyorum. Aynı şekilde sevgili gençler, duygusal yönümüzde daha sakin kararlar vererek, kendimizi kaptırdığımız noktalarda görerek o noktayı daha ifade edeceğiz. Ciddi ilişkilerde de birbirimizin elini sımsıkı tuttuk ve ayrıldığınız ilişkiyle ilgili sürpriz karşılaşmalar söz konusu. Aynı şekilde tanıştırma gökyüzü bu konuda özellikle Merkür 1 Temmuz itibariyle Yengeç ve Jüpiter Boğa seyrinde olduğu için sağlam ve kalıcı ilişkiler bizim hayatımızı daha doğru noktada tetikleyecek. Dört gözle etrafınıza bakmanız lazım. Özellikle boşanma fikri olanlar için de gerçekten şöyle bir sorunumuz var. Ya ilişkileri çok zorluyorsunuz ya da anlamsız savaş içerisindesiniz. Hem enerjiniz, hem aileler, hem ekonomik krizin içerisinde birbirinize sözlü şiddetler var. Bu dengeleri artık daha net görmemiz vakti. Birbirinizi yıpratmamanız gerekiyor. Ev hanımları ile ilgili, evet, ev temizliği, hijyen, takıntı,
Her şey misafir, o, bu, şu derken yorucu bir döngü başlıyor hayatınızla ilgili. Aynı şekilde yeni köy evinizi açmak, tatil evinizi açarken eşinizin de size olan sıcak tavırları motivasyonunuzu artıracak. Aile büyüklerimiz, çevremizle enerjimiz çok daha iyi oluşacak. Küs olduklarımızla aradaki bağı toparlayacağız. O yüzden şu an daha çok karı koca hayatı değil, çevrenin enerjisi, diyaloglar bizi mutlu edecek. Evet, psikolojik olarak daha yorgun bir enerjiyi geride bırakacağız. Daha sağlıklı ve dinamik bir noktada olacağız. Ama yemek ve beslenme ve abartılar kolesterolümüze zarar verebilir. Bilginiz olsun. Sevgili gençler, güzel bir tatil, umutlu bir tatil ve yurt dışı ile ilgili yüksek lisans başvurularınızda olumsuz bir durum yok. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmuyorsunuz. Hayırlı bayramlar, umut dolu bayramlar. Evinize şifa ve bereket getirsin. Küskünlükler barışılsın, terk ediler affedilsin, içinizdeki beddualarınız bitsin. Ne istiyorsanız evinize bereket dolsun diyorum. Duygusal dünyamızda yenilik kararları vereceksiniz. Sizi bekleyen hayatımızda duygu yönümüzle alakalı, iş olsun, çevre olsun, bu konularda daha radikal kararlar vererek kendi benliğinizden insanlara ödün vermeyeceksiniz. Başarınız, alınınız, sisteminizle alakalı hani bu süreçte kendinizi belirleyeceğiniz noktalarınız olacak. Farkındalığınız ve kendi içinizdeki hataları görerek bir dahaki haftanın temposunu ve mesela 3 Temmuz'dan sonra hayatınızla alakalı olmamız gereken masayı, hayatınızla ilgili yönleri daha net bir şekilde belirleyeceğiz. Evet, işle alakalı da tamamlaması gereken görevler, iş gereği seyahatleriniz hareketli gibi olsa da hem tatilin enerjisi hem de çalışıyor gibi yarı tatil, yarı enerjiyle güzel bir haftayı geride bırakacaksınız. Evet, artık Merkür yengeç seyrinde olacak 27 Haziran'da. Bu da sizin konuşmakta aciz olduğunuz ya da konuşmak isteyenlerin önünü kapattığınız noktalardaki açılarımız çok rahat bir şekilde açılacak. Duygusal yönümüz, ne istediğimizi daha net ifade ederek elememiz, hayatımızda kalsın ya da gitsin kararlarını iş konusunda net bir şekilde vereceğiz. Son zamanlarda da ortaklı projelerde yarattığınız oluşumlar ve güneşin yengeçli olduğunu düşündüğümüz vakit hayatınızla alakalı oluşturmanız gereken iş kapılarımız, çevremiz, alanımızı daha iletişim ve daha mantıklı ve kendi alanımızı daha net oturtacağımız noktalar olacak. Başarı odağınız var, korkmayın. Merkür ve 1 Temmuz'da da Merkür ve Jüpiter arasında, Jüpiter boğada olduğunu düşünürsek, sizin hayatınızla alakalı noktada daha sağlam yetenekleriniz, planladığınız yurt dışı, şehir dışı, yapmak istediğiniz işlerinizle alakalı noktada da doğru geçişleri sağlayacaksınız. Bilinç, hareket doğru bir noktada. Aynı gün içerisinde de Güneş ve Jüpiter arasında bir 60'lık açı gerçekleşecek. Bu da var ettiğiniz, büyütmeye çalıştığınız kariyeriniz, yöneticiler, ekip arkadaşlarınızla alakalı ve otorite kimliklerle sağlam diyalogların gülümsemesine tadacaksınız. O yüzden bu hafta hem bayram tatiliniz hem de planladığınız konuşmalar hayatınızın içerisine renk katıcı. Yurt dışı seyahatleri, tatili orada geçirmek isteyenler için mucizevi evreler ve keyifli olacak. Ailenizle geçireceğiniz noktada da hem uzun süredir sevginiz, duygunuzu yansıtamadığınız ve içinizdeki kırgınlıkları iyileştirmek, her iki tarafında sımsıkı sarılmaları enerjinizi yeniden yaratacak gözüküyor. Hem tatiliniz, hem gününüz, hem haftanız uğurlu ve bereketli olsun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada çocuklar için iyi bir tatil planınız var. Önce aileyi ziyaret edip birkaç gün onlarda kaldıktan sonra kendi planladığınız tatili, ona göre imkanlarınızı ayırdınız. Çok iyi olmuş. Hem evinize, hem çocuklarınıza, hem size iyi gelecek diyorum. Evet, sevgilisiyle tatil planı geçiren güzel çiftler için gideceğiniz yolculuk size ayrı bir heyecan ve orta sürpriz konuşmalar, gece konuşmaları, sizi mutlu edecek ifadeler var. Son evresinde de tartışmaları açık
aşık olacaksınız. Lütfen olayları abartmayın diyorum. Hiç ilişkisi olmayanlar, gideceğimiz seyahat ya da ailemizle geçireceğimiz alanlarda kısmet enerjileriniz var. Ve kendi kariyerinizle alakalı döndüğünüzde, yarım bıraktığınız eğitim, hayatınızla ilgili tamamlamak istediğiniz noktalar, yani 2 Temmuz'dan sonra net bir boğa burcu, yükselen boğa burçları kararlarını vermiş olacak. Özellikle sanatsal faaliyetler, içsel yapmak istediğiniz eğitimler içinde aktif bir rol olacak. Eski sevgiliniz hayatınıza bir mesajla tekrar girmek isteyebilir. Nişanlı çiftler hemen bayram sonrası evlilik kararı verecek noktaya gelecek. Ailelere şimdiden geçmiş olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, hem bayramın yarattığı yorgunluk, hem çocukların istekleri, hem ekonomik zorluk biraz sizi yıpratsa da bu tatil sizin enerjinizde ve ev enerjinizde aile bütünleşmemizi ve hayrı, bereketi tadacaksınız. Eşiniz sizden özür dileyecek. Boşanma çiftleri içerisinde olan bayramı ağız tadında ve çocuklara güzel bir döngü sağlayarak yol ayrımı içerisine gireceksiniz. Geldikten sonra çok yoğun koşturmalarınız, tamamlaması gereken işlere de gayet keyifli bir şekilde adapte olmuş olacaksınız. Özellikle anne kuzenleriyle aranızda miras konuları konuşsa da birbirimize adaletli şekilde hallederiz. Evet, sağlık olarak bu hafta fazla yemek yemekten mide kramplarına girebilir. Ani hareketler sizin vücudunuzu yıpratabilir. Bol bol ayaklarımızı toprağa, giriyorsanız denize, bol bol dua ederek gökyüzüne enerjinizi en iyi şekilde ifade edin. Gençler, sizin hayatınız uğurlu, hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. İyi bayramlar sevgili ikizler burcu, yükselen ve ay burcu olan güzel ailem. Ağız tadında mutlu, huzurlu, bereketinizle geçsin bu hafta. Kısa notlar vereceğim çünkü bayram telaşında olacaksınız. Yani şu an astrolojiyle belki birçok insan ilgilenmeyecek ama ben yine yapayım, siz de keyifle dinleyin diyorum. Evet sevgili inatçı yanınızın daha ön planda, dedik karakterinizin daha net adımları ön planda olacak. O yüzden kendinizi insanlara göstermek, kendinizin haklı olduğu konuları daha ön planda çıkartacaksınız. Özellikle sizin çarşambadan başlayan, yani pazartesi salı çok yoğun bir iş temponuz olacak. Çarşamba itibariyle artık yolculuğunuz, gideceğiniz alanlarda daha relax hareketler sergileseniz de kırgınlıkla gidebilirsiniz. Bu kırgınlıklara seyahatinizi ya da aile ziyaretinizi o alanda bırakıp orada mutluluk enerjisine girmeniz lazım. Evet, şöyle unutmayalım, artık iletişim gezegeniniz, yani sizin gezegeniniz artık yavaş yavaş yengeç seyrinde olacak 27 Haziran'da. Bu da yeni beklediğiniz iş haberleri, diyaloglar, yurt dışı ile ilgili bağlantılarla ilgili 1 Temmuz, 2 Temmuz çok hareketli ve sizi mutlu edecek diyaloglar olacak. Aynı şekilde işinizle alakalı yaratmak istediğiniz konularda da özellikle 30 Haziran'da 09:23'te Merkür ve Satürn arasında üçgen bir açı. Unutmayın, Satürn balık burcunda geri hareketinde, Merkür ikizlerde otorite figürlerle kendinizi ifade ederken aman ha ben biliyorum deyip karşı tarafın tavrı ve edasını düşünerek hareket etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdiden çok heyecanlısınız, ruhunuzu şifalandıracaksınız ve kendi işini yapanlarda da kısa tatiller, çocuklarınız ya da ailenizle ya da özgürce kendi enerjinizi geçirerek pazar günü burada olacağınız bir evre ama gayet keyifle geçecek. Hiç ummadığınız fırsatlar, kapılar sizin ayağınıza denk gelecek. Para konularımızla ilgili uzun süredir çözemediğimiz konularda beklediğiniz kredileriniz onaylanmış. Daha rahat bir haftayı geride bırakacaksınız. Ödemelerinizle alakalı da korku içerisinde olduğunuz noktalarda sistemli ve hani ödeme evrelerini yarattığınız için kafanız daha rahat bir evrede söz konusu olacak. Eğer iş bekliyorsanız ve hala iş konularınızı hayata geçiremediyseniz 26 Haziran'da Uranüs ve Mars arasında var olan bazı bir denge var. Görmediğiniz iş kapılarını yakın bir genç arkadaşınızdan gelecek teklifle birlikte o kapının da olumlu cevabını çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Yani hem bayram hem kısa notlar atıyorum. Yalnız şöyle söyleyeceğim, bu bayram çok hareketli olacağı için kırılmalar, iletişim kaza dişinizi kırabilirsiniz. Yanlış hareketler sizin vücudunda aksaklıklar yapabilir. Daha hatta patavatsız konuşmalar karşı tarafı kırabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgili evli çiftler, çocuklarınızla ilgili aile ziyaretleri mutlu, güzel,
hayır kurbanı da keserek kendi gideceğiniz seyahate de gayet keyifli şekilde hazırsınız. Her yolculuk bir şifadır. Şifanızı alarak gelin. Evet, duygusal hayatınızla alakalı noktada incinen noktalarınız şifa bulacak. Yanlış ilişkideki yanlış hataları görerek her iki tarafında birbirine sımsıkı sarılmasıyla bu ilişkiyi daha çok canlandıracağız. Bitmeye çalıştığı ve kurtulmaya çalıştığınız ilişkinizin her iki taraf için de doğru bakış açısı ve birbirimize doğru görerek sağlıklı bir şekilde veda edeceğiz. Evlilik kararı içerisinde olanlar da 4 Gözde Ağustos ayı ev telaşı, eş koşturması, aynı şekilde nişanınız ya da sözlünüzle aile arasında geçecek sohbet sizin bu ilişkide daha güvende olacağınızı gösteriyor. Hiç evlenmemiş insanlar, bu tatil size çok güzel enerjileri ya da bu bayram size hayırlı kısmetleri gösteriyor. Gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Sevgili ev hanımlar, evet, cumadan bu yana ev temizliği vesaire şey hala bitmemiş düzenler. Pazartesi orayı tamir, burayı tamir, eksikler, muslukla alakalı sıkıntılar olsa da gideceğimiz yazlık ya da köy evimizin ufak tefek tamir konuları var. Şimdiden onlara kilitlenin ama hem köy havası hem de deniz havası size çok iyi olacak. Uzun süredir üzerinizdeki yorgunluk, enerji bitmiş olacak. Ekonomik olarak da aile büyüklerinizin desteği, eşinizin size yapacağı sürpriz destekler motivasyonunuzu artıracak. Evet, boşanmış çiftlerde de çocuk krizleri yaşanabilir. 3 gün bende, 4 gün sizde. Bence ortak bir karar aynı bölgede olup çocukları böyle çekiştirmeyi bırakın. Ayrı alanla ayrı otellerde kalın ama aynı merkezde olmanız gerekiyor. Çocukların psikolojisiyle uğraşmayın diyorum. Evet, yurt dışından dönenler, yurt dışında yaşayıp da dönenler güzel ve keyifli bir tatil. Ama yurt dışına gidenler için de biraz yıpratıcı ve ekonomik evrenizi açabilirsiniz ve fazlasıyla abartabilirsiniz. Dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle güneşlerle alakalı alerjik göz sorunlarımız olabilir ve grip ve enfeksiyonlar dikkat edilmesi lazım. Mutlu bir hafta, hayırlı bayramlar. Allah ülkemize güzel, tatlı bir bayram nasip etsin. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, hayırlı bayramlarımız, kurban bayramlarımız olsun. Hayatta ne istiyorsanız, ne umut ediyorsanız, ne hayır yapacaksınız, Allah evinize 100.000 katını nasip etsin. Yaşadığımız ülkedeki felaketi de unutmamamız gerekiyor. Yapacağımız tatilde motivasyonumuzu, enerjimizi daha güzel atmamız lazım. Evet, Merkür Yengeç seyrinde, Güneş Yengeç de unutmamamız lazım. Sağlığınızı kafaya takabilir, ruhsal evreniz daha böyle kontrol etmek isteyebilir. Yaratıcı yönünüzü geride tutabilir. Kendi kendinize saçma sapan hareketler yaparak da tatilinizin içine etmeyin. Ve ufak tefek tamar, 27'sine kadar ufak tefek tamar tamamlamanız gereken işlerle alakalı seyahatler, toplantılar çok hareketli olacak. Biraz panik ruhunuz var. Bunları bir toparlamamız lazım. Kendinize ait işlerde de ekip ve çevreyle ilgili bağlantıyı daha sağlam kurarak, alanı daha güçlü kılarak seyahatinize gitmeniz lazım. Özellikle iş bekliyorsanız hala iş konularınızla alakalı çözemediğiniz noktada 1 Temmuz ve 4 Temmuz arasında iş kapılarınızın daha hareketli ve güzel anlaşmalar. Devletle alakalı süreçte tayin ya da gitmek istediğiniz seyahatlerle ilgili net vermek istediğiniz yazılar var. Hatta süresiz bir izine, bir senelik bir tatil düşünceniz, köy evi yaptırmak isteyebilirsiniz ya da ufak tefek psikolojik yorgunluklarınızdan kaynaklı bir senelik parasız izne çıkabilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Ama büyük kurumsal ve devlette çalışanlar bilgisayar, telefon hiç susmayacak ve elimizden indirmeyeceğimiz şekilde tatil yapacağız. Bir gözümüz deniz kenarı ya da ormanda, bir tarafımız bilgisayar önünde olacak. Hem tatil yaparak hem de işlerimizi tamamlamanız gerekiyor. Aynı şekilde de aileyle yaşadığımız uzun süredir kendi içimizdeki kırgınlıkları, büyükleriniz size adım atacak ve hani affedelim gerek yok diyecek. Sizin bu inadınız kırılırsa onlarla yaşadığımız sorunları da çözme vakti diyorum. Evet, hem bayramın tadı hem de iş tempomuz, bazı kredi noktalarımızla ilgili ekstra ödemelerimiz gündeme çıkabilir. Bunlarla ilgili bazı huzursuzluklar yaşasınız da 2 Temmuz itibariyle artık düzenimize, hayatımız yerine gelmiş olacak. Daha otokontrollü ve daha sistemli şekilde disipline girmiş olacaksınız. Uzun süredir satılık olan bir şeyimizi bir talip var. İsterseniz elden çıkartabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili vize görüşmelerinizde bazı olumsuzluklar gibi gözükse de sonu ferah olacak. O yüzden Ağustos ayına vizenizle ilgili pürüzler kalkmış olabilir diyorum iş gereği. Evet, aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı
yoğun bir tempoyu yaşadınız, yorucusunuz, çocuklar, eğitim, onlar bunlar derken ya memleketimiz ya gideceğimiz yolculuk bizi gerçekten de iyi hissettirecek. Biraz uzak kalmak, alanın enerjisinden çıkmak şifalandıracak gözüküyor. Geçmiş dostlar, geçmiş arkadaşlarla hoş ve kaliteli vakit geçireceksiniz. O yüzden karı koca aranızdaki pürüz hiç görmeyeceksiniz, iyi olacak diyorum. Sevgili gençler, duygusal olarak biraz daha eski bayramları, eski anıları, özlemler de evrenize girebilir. Geçmiş ilişkiniz kalbinize gözyaşı dökse de yeni tanıştırmalar enerjinizde var. Ama eski ilişkinizde de haberleşmeye, bayram konuşmaları söz konusu olacak. Sözlü ve nişanlı olanlar özellikle birlikte tatil kaçamak, tatiliniz güzel geçecek. Ve Ekim'e kadar gün ve tarih belirlemesi sağlayacaksınız. Ama özellikle ilişkiniz askerdeyse ya da görevdeyse bu konuda biraz hüzün ve özlemler doğacak. Ama sizin bayramınız güzel ve keyifli geçecek diyorum. Aile içerisinde özellikle uzun süredir yaşadığınız anne baba ya da babanızın annene yarattığı kaoslar artık radikal bir şekilde sizin ve ailenin dur demesiyle birlikte annenizi destekleyerek onu koruma altına almanız ve bu bayramda bazı şeyleri farkına vararak annenizi koruma noktası sağlayacaksınız. Evet, tadilat, yenilik, ufak tefek dekorasyonlar, bahçe düzenlenmesi, bu tarz koşturmalarımız var. Ve evcil hayvanınız ya da evcil hayvanınızla ilgili sağlık problemi olabilir. Bayramda dikkatli olun. Evet, Kurban Bayramınızı şimdiden umutla kutluyorum. Küs ve ayrı olan çiftlerimizle alakalı noktada resmi şekilde mesajlaşmalar olacak. Ortak çocuklarla ilgili konuşmalar. Özellikle Ege ve Akdeniz'e gidenler bol bol kahkaha atacaksınız. Ve vücudunuza toprak, su, gökyüzü, doğa çok iyi gelecek. Geldiğinizde de bambaşka sizle karşılaşacaksınız. Ve bu da size iyi gelecek. Sorun olarak ishal problemimiz, mide bulantılarımız ön planda olabilir. Sevgili gençler, fazla seyahat ve güneş çarpmalarına dikkat edin. Fazla güneş altında olmayın. İyi bayramlar, ağız tadında bayramlarımız olsun. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar, hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazan, Kurban bayramlarımız olsun. Ağız tadında güzellik ülkemize bereket ve sağlık getirsin diyorum. Evet, bu ara iletişim konularında çok daha duygusal yaklaşımlar, hani farkında olmayarak kendinizi daha duygusal ifade edeceğinizin, toplantı, bazı tamamlaması gereken evraklar, mailler ve uzak seyahatlerle alakalı yaşayacağımız duygusal yönler hem bayramın hem de işlerin yoğunluğundan kaynaklı bayramın tadını çıkartamayabilirsiniz. 2-3 gün böyle enerjinize iyi gelecek bir tatil var. Ondan sonra full bir tempoda çalışacaksınız. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız, yöneticiler, gerginlikler söz konusu olsa da ikramiyeleriniz, size verilecek motivasyon artımları gayet mutlu edecek. Ama tabii sizin devam eden ekstra işleriniz olacağı için 3 günlük bir tatiliniz var. Burada şifalanmanız, sinirlerinizi alın, egonuzu zaten duygusal olarak ön planda olduğu için. Ve her şeyden önemlisi evlilik tarihiniz, gün tarihiniz çok yaklaşmış olduğu için biraz heyecan evresinde olabilirsiniz aynı şekilde. Ama iyi bir hafta, güzel bir hafta geçecek. Korkmanıza gerek yok. Kendi işi ya da iş arıyorsanız bunlarla ilgili yenilikler için biraz daha vaktiniz olduğu, bir 20 gün gibi bir şifalanmaya ve enerjinizin daha güzel bir noktada toparlanmaya ihtiyacı var. Hani doğru kapıyı doğru şekilde var edeceksiniz. Beklediğiniz iş gereği mülakatlarla ilgili 3 Temmuz, 4 Temmuz arasında çağrılmalar söz konusu olacak. Yeni işiniz, yeni noktanız hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da evet, biraz yorucu, gergin, mutsuzluk, daha yer belirleyemedik. Birçok yaşadığımız şehirde kalacağız. Ekonomik gücümüzde bazı zorluklar olsa da 2 gün güzel bir hafta sonu geçireceksiniz. 3 günlük tatili doğru değerlendirerek daha doğru şifalanabilirsiniz. Aynı şekilde de ilişkilerde kendini huzursuz ve şanssız olanlar dingin bir hafta yaşayacak. Daha doğrusu nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık, bunları doğru noktada belirleyeceğiz. Benim iletişimim onun iletişiminden çok, biz birbirimize ait noktada nerede eksiktik diye bunları bulacağız.
Uzun süredir de kurtulmaya çalıştığınız ilişkinizin hayatına biri girecek ve özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Aynı şekilde iş yerinizde beğendiğiniz ya da kendi işinizin alanında beğendiğiniz kişinin de size duygusal yönünün yoğun olduğunu farkına vararak o ilişkinin de haberini alıp mutlu olacaksınız. Çok iyi gelecek. Devletle alakalı noktada sınav ya da kurumsal sınavlarda biraz daha eksikliklerimiz var. Odaklanmamız lazım. Dinlenme sürecini, bunları hazırlanmanız gerektiğini uyarıyorum. Devletten kurumsala geçmek isteyenler hata yapabilirler. Biraz daha sabırlı ve mantıklı olmamız gerekiyor. Evet, gökyüzü hem aşk hem duygusal aşkı temsil ediyor. Hem de sözlü ve nişanlılar 2024'ten mi 2023'te sonunda mı evlensek diye bir kararsızlıklar var. Ama size iyi gelecek noktalarımız söz konusu. Evet, her şeyden önemlisi evli çiftlerimizle ilgili de son zamanlarda yaşadığımız krizler, yorgunluklar, stresli konuşmalar bu Kurban Bayramı'nda sizi daha çok birbirinize yaklaştıracak, birbirinize sımsıkı sarılacaksınız. Evde yatak odanız, çocuk odası döndükten sonra bir planlamayı, yeni eve geçme, yeni taşınma konularınız da hareketli olacak. Ama unutmayın, sevgi her şeyi iyileştirir. Yeter ki dürüst olmak lazım. İyileşmek istiyorsak sevgiyle bakmamız lazım. Sevgi aslında en değerli şey saygıdır. Saygıyı oturtun, sevgi zamanında en iyi şekilde gelir. Evli çiftlerimizin, aile büyüklerinin ev temizliği, sizin ev temizliği, eşinizin tarafı, buradaki koşturmalar, yemek hazırlanmaları, kurban telaşı o kadar yorucu olacak ki Kurban Bayramı'ndan bile anlamayacaksınız. Son gün kala çok yorgunum diyeceksiniz. İki gün daha kalmayı öneriyorum. Enerjiniz değilsin. Eşinizin araç ya da kamyonla alakalı yeni planladığı ya da evle ilgili planladığı konular Kurban Bayramı sonrası daha hareketli ve daha net bir şekilde hayatımızın içerisine girecek. Sağlık olarak sırt ve boyun fıtıklarımız hareketli olabilir. Rahim bölgemizde hassasiyetler olabilir. Evet sevgili gençler, kafanızı dağıtın, enerjinizi düzeltin. Ama bu ara merak ettiğiniz şeyler biraz bağımlılık yaratabilir. Farkına varmanız lazım. Çok hızlı araç kullananlara özellikle uyarıyorum. Kazalar çok açık. Yani gideceğiniz yolculukta daha dikkatli ve gündüz vakti yola çıkmanız ve gece yola çıkmamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, sürpriz hediyeler, güzellikler gelecek. Mümkün olduğu kadar kurbanı ağız tadında bayramımızı şifayla affetmek, bağışlamak, özür dilemek, ömür çok kısa, sarılarak her şeyi geride bırakma zamanı diyorum. Mutlu kalın. Sevgili Başak burçları, Kurban Bayramınız ağız tadında, keyifli, huzurlu, her şey istediğiniz şekilde geçsin. Aile büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, hayat boyu mutluluk, yaşadığımız ülkedeki felaket ve yardımları unutmamamız lazım. Liderliğinizle ilgili olumsuz tavırlar sizi üzebilir. Yani şu bayram öncesi bazı tavırlar, davranışlar, iş gereği, sorumluluklar, daha fazla birikecek olaylar sanki sizi strese ve yorabilir. Sakin ve mantıklı bir şekilde hayatımızın yönüne bakmamız gerektiğini söylüyorum. 27 Haziran'da Merkür artık iletişim gezegenimiz Yengeç Burcu seyrinde olacak ve hayatınızla alakalı yapmak istediğiniz ve yeni farklı işler, farklı alanlarla ilgili yeni arayışlar içerisinde olacaksınız. Bayram sonrası yerinizi değiştirebilir. Farklı iş alanıyla ilgili konuşmalar, artık buranın sizinle alakalı tatmin etmediği noktalardaki adımları başlatacaksınız. Özellikle yurt dışına yerleşmek, farklı alanlarla ilgili büyük mücadele evresinde yakın bir dostunuzun size vereceği, sunacağı olaylar aklınızı başınızdan alacak ve başvuruyorum diyecek ve bu kapınız size iyi açılacak. Devlet ya da kurumsaldaysanız özellikle hani bayram öncesine kadar yoğun bir enerjimiz söz konusu olacağız. Ama kısa tatil size iyi gelmeyecek. Yani neden gelmeyecek? Çünkü onun derdi, ailenizin derdi, yani bir türlü çocuklarınızın derdi, sevgilinizin derdi de, kardeşinizin derdi, bir türlü odaklanamayacaksınız. Kulaklıklara izin veriyorum. Takın, kimseyi duymadan bir şarj olma ihtiyacınız var. Yazın, güneşin ve doğanın enerjisine ihtiyacınız var. Ondan sonra çok yorucu ve isteklerimizin bize geleceği bir hafta olacağı için güzellik sizinle olsun. Duyma, işitme, görme. Sadece de o 4 günlük, 5 günlük tatilin
ağız tadında nefesini al diyoruz. Özellikle kendi işini yapanlar da kısa kısa tatillerde, hani çocuklarınızı bırakıp gelebilir, kısa kısa tatiller yapsanız da işiniz çok yoğun olacak. Ekstra kazançlar, yeni projeler, yeni oluşumlar için büyük imkanlar. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz anlaşmalarla ilgili de çok farklı diyaloglar yaşanacak ve bu diyaloglar sizin için anlaşmalı olacak. Yeni tadilat, ufak tefek yenilikler içinde biraz daha Temmuz'un sonuna doğru odaklanmanız lazım. Çünkü işlerde bir hareket var. Şu an gereksiz parayı tardilata değil, alanı biraz böyle toparlayarak, enerjisini değiştirerek idare etmemiz lazım. Sevgili çiftler için de evet, şimdiden çocuklarımız kendimiz için tatil planı içerisindeyiz. Valizler, yerler, gideceğimiz alanlar belirlendi. Ekonomimize göre belirledik ama endişelisiniz. Çünkü geldikten sonra yaşadığımız mal sahibimiz ya da bina ile ilgili sorunlar var. Taşınmamız gereken ya da binamızı satmamız gereken noktalarla ilgili telaşlarımız olacak. Şimdiden orayı düşünmeyin. Geldikten sonra bakmanız sizin için hayırlı. Ve duygusal anlamda ilişkinizle ilgili yaşadığınız olumsuz süreçleri geride bırakacaksınız. İlişkiye tekrar şans vermek, bu ilişkiyi tekrar yaşamak isteyenler için çok doğru bir enerji. İyi değerlendirin diyorum. Anneanne, babaanne, büyüklerimizle ilgili gideceğimiz aynı alanda olmak sizi mutlu, heyecanlandıracak. Hüzün duyduğumuz, ziyaret edeceğimiz mezarlarda anılarımız tekrar pekişebilir. Bu bizi hüzünlendirmesin. Eninde sonunda gideceğimiz nokta orası. Hepimiz ölülerimize dua etmek zorundayız. Herkes duasını etsin istiyorum. Sevgili gençler, aşk kafanızda dumanlı. Sevgilinizle mesajlar, mailler, resimler çok fazla olacak. Orada duygular her iki taraf içinde kabaracak. Geldikten sonra konuşmalar, özlemler tavan yapacak. O yüzden bu ayrılığı çok uzun tuttuğunuzda sürpriz yanınıza gelebilir diyorum. Aynı şekilde de ilişkisi olmayanlar için hareketli ama ne istediğimizi ilişki anlamında bilip geri döneceğiz. Boşanma fikri olanlar için de radikal noktada istemeyenler boşanmayacak, isteyenler çok anlaşmalı şekilde yol ayrımı içerisinde olacaksınız. Aracınızla alakalı ufak tefek pürüzler dikkat edilmesi lazım. Evraklarınızla ilgili bazı yanlış mailler ya da telefonunuz hacklenebilir, kredi kartlarımız hacklenebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle de ev hanımları, evet yorucu bir bayram ama temizlik, düzen, her şey oluştu. Yerdeki her yer cilalandı, mis gibi kokuyor ama bu bayram sonrası artık o değişmesi gereken koltuğunuz ve özellikle koridordaki ayakkabılık konumuzu bir an önce çözmemiz lazım. Geçici sinirlisin, bunu düzelteceğiz. Köy evimiz ya da gideceğimiz yazlık evimizle ilgili de gerçekten yenilenmesi gereken değil, daha çok nasıl kendinizi dinlendirerek, bayramın tadını, hayrını nasıl yaparak iyileşmeniz lazım. Siz yaşadığınız şehri unutarak evinize, köy evinize gidin. Orada kendinizi toparlayın. Fazla kilo almamanız lazım diyorum. Evet, hayrınızı da yapacaksınız. Allah hayrınızı evinize bereket olarak kabul etsin. Küs olanlar, kırgın olanlar da daha sıcak diyaloglar ama barışma gibi değil. Sıcak diyaloglar var. Siz kalben asla affetmiyorsunuz, affetmeyeceksiniz. Eski ilişkinizi tesadüf görebilir. Birbirinize sımsıkı sarılsanız da her iki kalbin artık birbirine ait olmadığını siz de farkına varacaksınız. Evet, sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken ayak siyatiklerimizden çok varislerimiz, damarlarımız ve kemiklerimizle ilgili hassasiyet yaşayabiliriz. Bilginiz olsun. Mutlu kalın, hoşça kalın. Hayırlı kurbanlar. Sadaka her zaman vücut sağlığı içindir, beden sağlığı için, Allah sağlığı içindir. O yüzden hayrımızı yapalım. Lütfen kendi halkımıza, kendi sonra mülteci halkına yardım yap. İlk önce kendi fakirimizi doyurmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Sevgili terazi ve yükselen ve ay burcu terazi olan güzel takipçilerim, ağız tadında keyifli kurban bayramlarımız olsun. İnşallah hayırlı kapılara, hayırlı dualarla hayrınızı yaparsınız. Yaşadığımız ülkedeki felaketi unutmayın diyorum. Evet, enerjinizi yükseltme, geçmiş konularımızı ve geleceğimizle alakalı planladığımız birçok noktaya adım atacağımız, kendimizle daha verimli, daha adımlı, daha kontrollü alanlar içerisinde olacağız. Yeni çevre, iş konularında daha rahat adımların atması, önümüzdeki engellerin kalkmış olacağı ve kendimizden daha iddialı bir yükselen terazi
var olacağını uyarıyorum. İş konularında da odaklandığınız her nokta size ayrı bir güç, ayrı bir sevinç katacak. Yeni iş kurmak, gelecekle ilgili yapmak istediğiniz alanlarda imkansız dediğiniz süreç kapılarınız çok iyi şekilde size hani güzel bir anahtar, sihirli bir anahtar gibi açılacak. Yurt dışı seyahatler konularımızla ilgili de olmaz dediğimiz ve imkanı yok, ben oraya ulaşamam dediğimiz evrede de size destekçi olacak insan, üst düzey geçmiş iş patronunuz ya da ailenizdeki büyük bir insanın size iyilikleri dokunacak. Evet, yorucu işlerimizle ilgili, özellikle kendi işimizle alakalı yarattığımız sosyal çevre alanlar bize ayrı bir güç katacak. Yaratıcı sanatçılığımız, yeteneklerimiz, matematik zekamız ve çağ farkında olmayarak daha güzel odaklanacağımız bir hafta. Aynı şekilde biletinizi aldınız. Şimdiden Marmaris'in, Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in enerjisini içinize çekeceksiniz. Ya da köyünüzün toprağını güzel bir şekilde koklayacağınız ve ailenizle de 2 ya da 3 gün olsa keyifli bir vakit geçireceğiniz bir hafta. Çalışan çiftlerimizde de evet, ben anamın tarafı, o anasının tarafına gitmek istiyor değil. Ortak her iki tarafta birer gün kalıp kendi çocuklarınızla ya da gideceğiniz seyahatte daha güzel anılar biriktirebilirsiniz. Ailelere birer gün ayarlıyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Geldikten sonra iş yoğunluğunuz ve stresiniz fazla olacak. İyi dinlenip iyi şarj olmanız gerekiyor. Duygusal olan sevgili gençler, evet, enerjinizde aşkın, duygunun yoğun olduğu, kaybetme korkusu, ilişkim beni aldatıyor mu, bana ne hissediyor diye soru işaretlerini bırakıp direkt ona sormayı öğrenirseniz daha mutlu ve kafanızı yormayacağınız evreye geçiş sağlarsınız. Geçmişinizle ilgili çözemediğiniz ilişkinizin artık siz de farkındasınız. Size ait adres değil, size yepyeni bir ilişkinin dokunuşu size ayrı bir güzellik katacak. O yüzden denizin maviliğine, toprağın rengine dokunun, bol bol çimenlere basın enerjinizi. Çok fazla yeme konularımıza dikkat edeceğiz. Ekmek ve et konularımız abartabilir. O yüzden ve özellikle kullandığınız herhangi bir bağımlılık maddesi ileride KOAH sıkıntımıza sebep olabilir. Kullandığınız maddelerden uzak durmanız lazım. Evet, sevgiliniz, evlilikle ilgili gelecek planlar içerisindesiniz. Evet, ekonomik bazı zorluklar var. Aileler de anlaştı ama hala gün ve tarih belirleyemeyen çiftler bu Kurban Bayramı'ndan sonra daha mutlu ve daha keyifli. Çok uzatmadan gün ve tarih belirleyeceğiz ama yine bir 8 aylık süreç evresinde olacak. İlişkinizle alakalı zor olan noktaları görüp veda etmek isteyenler için de doğru konuşma, doğru ifadeyle yol ayrımı içerisine gireceksiniz. Evet, Merkür Yengeç Burcu'nda 27 Haziran'da 03.23'te, Güneş Yengeç'te olduğunu düşünürsek, Satürn Retro'da Balık Burcu'nda, aynı şekilde Merkür Yengeç'te diyoruz. O yüzden hayatımızla alakalı Jüpiter Boğa'da, hayatımızla alakalı Mars Aslan'da, Venüs Aslan'da, hayatımızla alakalı görmek istediğimiz birçok noktanın farkına vararak doğru adımlar içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, bir de köy evimizin tadilatı, miraslı konular, bu gideceğimiz noktada da memleketimizle ilgili radikal konuşmalar olacak. Aynı şekilde bağ kırgınlıkları, görüşmek istemediğiniz insanlarla direkt bağlantı kurarak sadece yasal olarak konuşacağımızı da ifade edeceğiz. Araç bakımınız, ufak tefek kontroller yapılması ve yolda hararet ortasında lastiğinizle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Trafikte ani reaksiyonlar gösterip kafa dağınıklığınızdan biraz sıkıntılar olabilir. Daha dikkatli olun. Siz ev hanımları, evet, evinizi temizlediniz, memleketinizdeki evi temizlediniz, kayınvalidenizin evini temizlediniz, Kurban Bayramı, telaş, görümceler, ertiler, sorunlar bitti, dedikodular bitti. Daha sakin bir diyalogdasınız. Bayram sonrası bu dedikodular tekrar hayatınızın içerisine girecek. Orada temkinli, sakın kendinizle ilgili ser verip sır vermeyin. Kocanızla yaşadığınız sorunları da anlatmayın. Çünkü o değişmez, siz de değişmezsiniz. Hiç gerek yok huzursuz etmeyi. Boşanma fikri, yol ayrımı olanlar, isteyen istediği şekilde radikal kararını verecek, istemeyen de boşanmasını uzatacak sevgili teraziler. Aynı şekilde nişanlı olanlarda da aile arasındaki huzursuzluklar nişanınızı atmanıza sebep olabilir. Tanıştırmalar, renkli eğlenceler söz konusu olacak. İyi bir tatta
Kurban Bayramınız geçecek. Sağlık olarak özellikle dediğim gibi fazla yemek yiyerek bağırsağımızı, vücut evremizi, karın bölgemizi yağlandırmamamız lazım. Tansiyon ve şeker evrelerimizi de kontrol edelim. Kan şekerimiz düşebilir. Mutlu ve keyifli bayramlarımız olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayat size aşk ve mutluluk ve huzurlu bayramda olun. Sevgili akrepler, Güneş Yengeç'te unutmuyoruz. Aynı şekilde Merkür Yengeç'te unutmuyoruz. Yani 27 Haziran 03'te, 03.23'te Merkür Yengeç Burcu'nda, Venüs Aslan'da, Mars Aslan'da hareket edecek. Venüs'ün geri hareketi başlayacak. Temmuz artık hareketine giriş evresinde. Jüpiter Boğa'da, Satürn Balık'ta, Satürn geri hareketinde. O yüzden stresli döneme ait olmayı bırakırsanız, stresten uzaklaşırsanız, finansı kafanızda büyütmezseniz, daha hareketli ve daha keyifli dönemler hayatınıza açabilirsiniz. İş alanınızda da, para finans alanlarında çok fazla tedirgin haller yarattığınız için yanlışlar yapabilirsiniz. Alım satım sektörü ya da bu tarz alanlarda da yeni teklifler ve yeni oluşumları stresinizden göremeyebilirsiniz. Daha sakin. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba gününe kadar derin nefes alarak yolumuza, enerjimizi yeniden yaratmaya ihtiyacımız var diyorum. Ve şunu unutmayın, kendi işini yapanlarda ekstra kazanç, yeni oluşumlar, reklam, sosyal ağlar ve yapacağımız ekiple yepyeni siz alanınızı büyüteceksiniz. Büyük şirket ve alanlarda prim ya da sözleşmede yenilenmesini beklediğiniz konularda imzalarınız atılacak. Stabil bir alandaysanız değişen bir şey yok ama işsizseniz Temmuz'un 15'ine kadar bu sorunlarımız devam edecek. Mümkün olduğu kadar biraz daha odaklanmamız lazım. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye heyecanınız, gelme heyecanınız daha ön planda olacak. İyi bir enerjiyle kendinizi daha şifalandıracaksınız. Çalışan evli çiftler, evet, güzel bir haftayı ve tadında bırakacağımız ve özlem dolu bir Kurban Bayramı ve hem mutluluk hem sevinçle döneceksiniz. Aynı şekilde de aileniz size ev konusunda destekleyerek döndüğünüzde yeni bir ev bakma kararı içerisinde olacağınız gözüküyor. Eşiniz uzun süredir arabasından memnun değildi. Bununla ilgili ikinizin ortak kararıyla güzel bir araç yenilenmesini de sonrasını hayatımıza geçireceğiz. Evet sevgili gençler, duygusal olarak streslisiniz, gerginsiniz, sevgi, aşk, değer görmek istiyorsunuz. Duygusal yönünüzde hiç size uygun bir insanı yakalayamadınız. Hep adını koyamadım, saçma sapan insanlarla konuşup ruh dünyanız bozulmaya başladı. Ama gökyüzü size bu konuda özellikle Temmuz'a girerken ve Haziran sonunda yenilikler, yeni insan, yeni çevreleri tetikliyor. Doğru aşkı, doğru rengi görmek için doğru bir Temmuz ayına giriş yapacaksınız. Gözümüzü dört, kulağımızı mes şekilde dinleyeceğiz. Ve ilişkinizle ilgili evlilik ve gelecek planı olan insanlarda da aile, çevre, yakın insanların ev almadan evlenmeme baskısı, her ilişkide çıkarcı mı sizin ailen, senin ailen çıkarcı mı diye diyaloglar içerisine gireceksiniz ama onlar sizin iyiliğiniz için düşünüyor. Bunu kenara bırakın, mutlu enerjinize devam ettirin. Evet, tarihi yakın olanlarda da bir heyecan, gelinliğim, damatlığım, ayakkabım, eşyalar eksik diye telaştasınız. Bayram sonrası hepsi tamamlanacak, Ağustos'a kadar da düzeniniz aydınlık olacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bitirmediğiniz ilişkinizle ilgili hali soru ve sualde yaşıyorsanız boş ver, o zaten seni düşünüyor. Sen yeni insanlara yelken açmak iyi gelecek ve seni mutlu edecek. Yurt dışı bağlantıları ile ilgili bir seyahat ya da şehir dışı seyahatlerinizde olumsuz bir şey yok. Güneşin, toprağın, havanın, bereketli kurbanın tadını çıkartmanızı öneriyorum. Evet, ev hanımları çok yorucusunuz, çok streslisiniz. Evet, hem temizlik, hem orası, hem burası. Ama takıntılı ve detaycı yönünüz, tekrar tekrar töz almayı, tekrar tekrar cam silmeyi bırakın, tekrar tekrar perdeleri yıkamayı bırakın. Biraz akışta olun, güzel geçecek. Eşinizin de patavatsız tavrı, gergin tavrı bu Kurban Bayramı'nda daha relax olması sizi telaşlandırmayacak. Sakin olun. Çocuklarınıza anlamsız görevler vererek onların tatil tadını yıpratmayın. Bu görevler sizin. Biraz daha özgür bırakın, dinlensinler. Yorucu bir eğitim yaptılar diyorum. Ama dil eğitimine yolladığınız çocukların yurt dışı ile ilgili ya da kursları ile ilgili bir aksilik, yaz okulları ile ilgili bir aksilik yok. Gayet başarılı şekilde olacak. Ailece güzel tatil, keyifli bir nokta olacaksınız. Yalnız
Yangın, yani mesela dışarıda hani kurbanınızı kesip kavurma yapacaksınız, ufak tefek yangınlara, yanmalara, kazalara dikkat etmenizi öneriyorum. Dağınık bir enerji ve stresli evreniz alanı daraltabilir. Mümkün olduğu kadar daha mantıklı hareketler edelim. Sağlık olarak özellikle cilt alerji, yanıklarımız, fazla sıcak içmek, ağzımızı yakmak gibi sorunlar gündemde. Yalnız uzun süredir kan değerlerinizi ölçmediniz. Haydi kan değerleri ölçme dönemi. Sevgili gençler, bayramın tadını umutlu, hayatınızın tadını umutla tadın. Çok yorgunsunuz. Biraz enerjiniz değişsin, ruhunuz değişsin. Toprak, enerji, gökyüzü, Rabbim sizinle olsun. Hayırlı kurban bayramlarınız olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, benimle yaşıt olanlara selam olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili yaylar, yükselen ve ay burcu güzel ailem, kurban bayramınız ağız tadında olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerin, benimle yaşıt olanlara sımsıkı sarılıyorum. Hayat sizin istediğiniz gibi aksın. Gönüller hayrı görünler, bereketi yansıtsın. Mağdur olan kendi halkımıza ilk önce destek, sonra başkalarına destek verebilirsiniz diyorum. Aşk hayatınızla ilgili, iş hayatınız birbirine, sorunlar aynı anda dengesiz olacağı için işe konsantre olma, ilişkiye konsantre olamama, böyle yöneticilerinizin böyle telaşlı hale, iş stresi, yeni toprağa, yeni oluşumlar, döndüğümüz zaman yapılacak projelerle ilgili konuşmalarda adapte olmanız lazım. Seminerler, gideceğimiz alanlarda daha kontrollü ve stressiz olmayı ve sorunları çözmenizi öneriyorum. Kendi işinizle ilgili ufak tefek güçlü anlaşmalar, yeni projelerle ilgili de altyapıyı oturtacaksınız. Kendinizle alakalı yeni iş kuruyorsanız da sosyal dijital alanlarda yaratacağınız farkındalık, kendinizden daha emin adımlar, aynı şekilde de ailenizin desteğiyle birlikte çok güzel ufuklara yelken açacaksınız. Evet, tabii ki Kurban Bayramı'nda aile içerisindeki sorunlar, kırgınlıklar, küskünlükler, asla affetmem dediğiniz kişilerle karşı karşıya kalarak sahte gülümseyeceksiniz ama gönlünüzdeki kırgınlık ölene kadar devam ettireceksiniz. Bence bağışlayın, affedin gitsin. Çünkü siz affetseniz de affetmeseniz de Yaradan o dengeyi size soracaktır, bilginiz olsun. Özellikle de yurt dışı ve şehir dışı seyahati ve iş yeri tatilde bile çalışanlar için 2 günlük enerji size iyi gelecek ama yapacağınız başarı, tempo, iş yoğunluğunuzla birlikte kademeniz, konumunuzla ilgili güzel oluşumların da tadını çıkartacaksınız. Hem tatil tadında hem iş temposu tadında olacak. Ama unutmayın ki kendi işini yapanlar da daha renkli, kurumsal ya da devlette olanlar için de devam edecek sorumluluklarınız var. Bunları bilincinin farkına varmanız lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin iş temposu devam edecek. Siz izinde olacaksınız. O 2-3 gün sizin yanınıza gelse de oradaki dengedeki mutluluğu, keyfin tadına varacaksınız diyorum. Aşk konusunda kafa karışıklığı olan sevgili yay burçları, özellikle ilişkiyi sorgulama, sorunları görme, aynı döngüde dönmekten yorulanlar için, her iki tarafı idare etmekten yoruldunuz, haklısınız. Ama buna siz izin veriyorsunuz. Yeni kararı size veriyorum. Bu ilişki sizi çok yoruyor. Artık yörüngenizi değiştirip kendinizi görme vakti diyorum. Yoksa asla değişmeyen bir ilişkinin hayat arkadaşı olarak seçeceksiniz. İlişkisi bitenler için de daha sakin, daha miskin, daha ilişki istemeyeceğiniz bir evrede olsanız da etrafta renklilikler var. Size iyi gelecek şanslar var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Sözlü ve nişanlı çiftler, evet, aile büyüklerinizi bu bayramda ziyaret edeceksiniz. Hem erkek arkadaşınız, nişanlınız çok sevilecek, hem ilişkiniz çok onure olacak. Daha mutlu adım attığınızın ve ailelerinin onayı ve gözlerindeki gülümseme size iyi gelecek. Ama uzun soluklu nişanlılar aile içerisinde aranızı bozabilirler. Bu ara aile ziyaretlerini 1 saat ya da yarım saat tutun. Eğer uzun tutarsanız göze batabilir. Hem sevgiliniz hem siz göze batarak ilişkiyi zorlayabilirsiniz diyorum. Ev taşınma konularımız çok hareketli olacak. Satmak, toprak satım, alım konularımızla ilgili çözemediğiniz noktalarda bayram sonrası hızlı kararlar vereceksiniz. Evet sevgili ev hanımları, yorucu, yoğun. Aynı şekilde her şey yenilendi, iyileşti ama
bayramın çok misafir ve ağırlama konusunda hem yurt dışı hem şehir dışından gelecekler. İnanın bayram mı size girmiş olacak, siz mi misafire girmiş olacaksınız bilemiyorum. Eşinizin de kaprisi, aman hanım onu getir, bu getir, şunu idare et, çayı demledin mi, kavurmayı yaptın mı, hayrı yaptın mı diyeceğimiz bir hafta. Sakin ve mantıklı doğru idare edin, göze batmayın istiyorum. Mutlu çiftler ve ailesi iyi olanlar ufak tefek seyahatlerle birlikte hem güzel bir birkaç günün tatiline inerse hem de çocuklarınızla sorunlu olduğunuz noktalarda yüzleşme ve kötü olan olayları iyileştirip psikolojiyi güçlendireceğiz. Aynı şekilde geldiğimizde aracımızın motoru ya da aküsüyle ilgili sıkıntılar olabilir. Size dönüşte sıkıntı yaratabilir. Gitmeden önce balatalarınızı, akünüzü kontrol edin. Sağlık olarak özellikle ve özellikle batık, ayak batıklarımız, tırnaklarımız ve özellikle kulak çınlamalarımız hareketli olabilir. Dikkatli olun istiyorum. Ve şöyle boşan anlarda çok böyle geçmiş anıları özlem, tekrar bir araya mı gelsek, aileler bir araya getirebilir. Daha dikkatli kararlar vererek bu kararı sizin vermeniz lazım. Aileler değil, bu ilişkiyi birebir siz yaşıyorsunuz. Hayırlı kurban bayramlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki seneye de ağız tadında devam edelim, yaşayalım, sağlıkta ve huzurda olalım. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, hayırlı kurban bayramlarınız, ağız tadında aileniz uzun ömür, güzellik, şen, şakrak ve hayrını yapacağınız, önce kendi halkımıza yapacağımız bereketiniz olsun. Fakirimizi unutmayalım, sonra diğerlerini yapalım diyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin yanacıklarından, kendi yaşıtlarımda sımsıkı sarılıyorum. Bir dahaki bayramlara, daha güzel bayramlarda olalım diyorum. Aynı iş yerinde olduğunuz insanlarla sizin çevrenizin dedikodusunun fazla duyacağı, disiplinin biraz daha zorlayıcı ve başka insanların davranışlarına çok fazla takılacağınız için bu bayram öncesinde bunlar sizin kafanızı yorabilir. Kime güveneyim, ne yapayım, yenileneyim, işi bırakayım, masa değişimi, yer değişimiyle ilgili mücadeleler evresinde olacaksınız. Mümkün olduğu kadar dönüşümüzde yaparsak sevinirim. Şu an saçma sapan şeyleri kafaya takarak bu güzel bayramın tadını bozmanızı istemiyorum. Evet, çalışacak sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar için de yorucu, hatta bir gün izin gününüz olacak. Onu da bulunduğunuz noktada havuza girerek, toprağa, denize girerek ya da deniziniz yoksa havuz ve doğada geçireceksiniz ama o dinlenme sizin bir dahaki yıla kadar yapacağınız işlerin altyapısını oturtacaksınız. İyi düşünün, iyi karar verin diyorum. Devlet kurumsalda olanlar için de elinizde yedek bilgisayarınız, telefonunuz açık bir şekilde denize de girseniz hanım telefona bak, aşkım telefona bak diyeceğimiz noktalarımız söz konusu. Uzun yolculuk, tır ya da bu tarz işler yapanın bayram tadı olmayacak ama telefon konuşmaları, sımsıkı görüntüler size iyi gelecek. Yani oğlakların %60'ı çalışıyor olacak. Kolay gelsin. Ve özellikle de devlette olanlar için bu sefer memleketimize gittiğinizde kesin radikal karardayım. Tayinimi buraya istiyorum konuşmaları aileniz de bu konuda destekleyecek ve bu fırsatlar da sizin için olumlu olacak. Çalışan çiftlerde özellikle eşinizde yarım 3-4 günlük bir tatil evresi olacağı için sizin de sanki 3-4 günlük süreç size yetmeyecek, çocuklara yetmeyecek, gideceğimiz yola değmeyeceği için burada yaşadığınız yerde planlamalar yapacaksınız. Bence büyüklerinizi görerek bir uzun yolculuk da olsa size iyi gelecektir, havanızı değiştirecektir. Vazgeçmeyin diyorum. Evet, özellikle aile özlemi, anne baba özlemi vefat edenler için de gerçekten zorlu ama o sevinci ve anıları içinizde güzellikle hatırlayacaksınız. İlişkiler konusunda da sevgilinizi yormadan, kendinizi yormadan bir hafta söz konusu olacak. Çünkü şu an kendinizi bulmaya, ekonomik bazı yaşadığınız krizleri sisteme oturtmaya, yeni iş arayışlarındayken mantıklı kararlar vermeye ihtiyacınız var. O yüzden hayatındaki kişiyle ya da kişi siz onunla, o sizinle bu şekilde dengeli konuşacak. Birbirimizi bırakmıyoruz, sadece dinlenmeye ihtiyacımız var. Aynı şekilde sözlü ve nişanlı çiftlerimiz gayet güzel bir evrede olacak. Ama yorucu, birbirimizi de sıkacağız, sıkboğaz edeceğiz. O yüzden özgür alanımızı da doğru değerlendirmemiz lazım. Ayrılmış çiftler biraz sanki kurban bayramını böyle hüzünlü, geçmiş anılarla yaşayacak. Çevrenizde görücüler, görüşmek isteyen insanlar olacak. Kalbiniz orada olduğu için kimseyi istemeyeceksiniz. Şans verin.
kader, toplumsal kaderler var ama insanın kendi kaderinde yollar var. Siz toplumsal kaderde bulunmak ayrı ama size düşen kaderi de sizin yönünü değiştirmek Allah katında bize verilmiş bir görevdir. Gözünüzü dört açın. Evet, evde temizliğe yeni başlayanlar, cumadan başlayacaksınız. Yani 26-27'ye kadar yoğun bir tempo, tekrar tekrar kontroller, özellikle yatak odası perdeleri, yeni koltuk örtüleri alınacak. Kurban Bayramı hayrınızla ilgili nereye yapacağınız bağışlar, kızlığa ya da bu tarz bağışlarınızla ilgili net kararlar vereceksiniz. Eşinizin çalışması sizi yorabilir ama kısa soluklu da köyünüze, toprağınıza gidecek heyecan size ayrı bir renk katacak. Ekonomik olarak çözmeniz gereken zorluklarınız var. Borçla da olsa gideceğiniz yolculuk, döndüğünüzde evet borcu ödemekte zorlansanız da gideceğiniz yolculuk sizin bütün bedensel evrenizi iyileştirecek. Yurt dışı veya yurt dışı ile ilgili fikirleri olan ya da yurt dışından Türkiye'ye gelenler için gayet güzel ve keyifli ya da yurt dışına yerleşmek isteyenler için de doğru evraklar, doğru süreçler bekleyiş evresindesiniz. Bu konuyu en iyi şekilde hayatınızın içerisine denk gelecek. Çalışan eşiniz çalışıyorsa da eşiniz sizi memleketinize yollayabilir. Bu konuda size çok güzel destek olacak. Merak etmeyin. Kavgadan uzak duruyoruz. Kimseyle muhatap olmuyoruz. Ama çocuklarımızla alakalı çözemediğimiz konuları bu süreçte çözmemiz lazım. Çocuklarınızın özgür tavrı, sorumsuz tavrı biraz sizi yıpratıyor olabilir. Onları lütfen göz önünde bulunup sakin ve göz teması. Evcil hayvanlarınız ya da evinizdeki çiçeklerinizle ilgili bazı sorunları olabilir. Dikkatli olun. Evinize karınca basabilir, böcek basabilir. Bu ara bunlara dikkat. Sularda biraz sıkıntı var. İshal, kusma, baş dönmesi yapabilir. Yıkanma sularımızı lütfen kaynatmadan duş almayın diyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcu kova olan güzel takipçilerim, küçüklerin yanakçıklarından, büyüklerin ellerinden, annenize babanıza kucak dolusu sevgiler, benimle yaşıt olanlara sımsıkı sarılıyorum. Kurban bayramınız ağız tadında, huzur tadında, doğru olan fakirimize, doğru olan insana yollayın, sonra diğer insanlara destek verin istiyorum. Mağdursanız komşularınız doğru desteğin sizin kapınızda olmasını istiyorum. Düşünceleriniz arınmak, yeni kendinize, kendi benliğinize odaklanmak, yeni siz yaratmak istiyorsunuz. Bazı borçlar, sıkıntılar, iş stresleri sizi fazlasıyla yıprattı. Yöneticinizin agresif tavrı, ekibinizin saçma sapan konuşmaları, hatta tatil başlamadan önce agresif yönleri sizi yıpratabilir. En azından onları görmemezlikten gelin. Sizin tamamlamanız gereken grupsal çalışmalarda herhangi bir kriz yok. Gayet başarılı. Yöneticinizle ilgili herhangi bir sorun yok. O sizin farkında. Yapacağınız işlerin ve başarılarınızın sorumluluğunuzu artıracak. Maaşınızla ilgili yaşadığınız ve uzun süredir beklediğiniz konuda da priminiz ya da ödenmesi gereken rakamlar size iade olacak. Parça parça olacak. Panik yapmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız düşünce gücünüzü, pazarlama tekniğinizi daha ön planda oturtacaksınız. Oturarak müşteri beklemek yanlış gözüküyor. Ortaklı işlerde de ortaklık krizleri düzeltmezseniz ortak ayrımları, tartışmalar, bayram sonrası yaşanacak pazarlama, yani ben bu kadar istiyorum, o ortaklar arasında para konuşmaları söz konusu olacak. Hiç işiniz yoksa bayram sonrası hemen güzel bir iş kapınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Staj gördüğünüz yerde kalmak isteyen sevgili kovalar, staj gördüğünüz yer sizinle devam etmek isteyecek ve devletteyseniz memurlukla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz konularda da haklarınız var. Bir yıl daha sabırlı olmanız lazım. O yüzden kendinizi endişeye verip düşündürmeyin. Bilgisayar, yeni bilgisayar ve elektronik eşyalarda bazı pürüzler olabilir. Bunların değişme vakti. Borç aldığınız ve ödemede zorlandığınız konularda biraz daha gecikmeler olsa da düzenli bir şekilde ödeyeceksiniz. Yalnız ev sahibiniz uyusun önde gideni ya da siz ev sahibiyseniz uyusun önde gidenisiniz. Karşı tarafı çok görüyorsunuz. Artık kişi yaşadığı evden nefret etmeye başladı. Aile apartmanında oturuyorsanız kardeş ve eşler arasındaki bazı krizler gündemimizi yorabilir. Şu Kurban Bayramı'nda yapmayın. Ağız tadında geçirmenizi öneriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı
Her iki çiftin de güzel planlaması var. Bir çocuğunuz varsa gideceğiniz yolculuk sizi gerçekten mutlu edecek. Özellikle Balkan turu yapmak isteyen, Karadeniz'den Gürcistan'a gitmek isteyen ya da Kıbrıs'a gitmek isteyen yolculuk danışanlarımız için keyifli. Ama memleketinize gidecekseniz daha güzel, daha keyifli anılar biriktireceksiniz. Ve ailenizin bilinmeyen toprakları, babanız ve dede köklerinizle alakalı araştırmak istediğiniz arazileri daha dikkate alarak bu yolculuğa gideceksiniz. Bu da sizin için iyi olacak. İlişkiler konusunda dönüştürmek, ilişkiyi daha sağlam adımlar atarak kendinizle alakalı sevgisiz gördüğünüz ve değersiz gördüğünüz konuları da gündeme getireceksiniz. Yeni ilişkiye şu gün yarın başlayanlar için acele etmeyin, fırsat vermeyin, taviz vermeyin, iyice tanıyın ondan sonra. Nişanlı olanlar için Eylül'ün ve Ekim'in enerjisini, evlilik tarihinizi bekliyorsunuz. Daha ev bulamadınız, çok telaşlısınız. Bayram sonrası ev konunuzda hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, mecburen miras konumuzla alakalı amcalarla yaşadığımız krizde bayramda ortak bir düzende olacaksınız. Babanızla amcanızı ya da annenizle amcanızı bir arada tutmamanız gerektiğini de uyarıyorum. Ufak tefek eşyalarımızda dikkatsizlikten kaynaklı kayıplar yaşayabilirsiniz. Aman lütfen cebimize, paramıza dikkat. Yüzüğümüzü unutmayın, elimizi yıkarken bileziğimizi unutmayalım bir yerden. Dikkatli olun. Sevgili gençler, aşk var, sevgi var. Ama siz sakin bir enerjiye girmek isteyenler için doğru bir karardasınız. Nefesinizle ne istediğinizi bulacaksınız. Rabbim bu konuda size yardımcı olacak. Eşinizin huzursuz olduğunu biliyorum sevgili yükselen kovalar. Artık size yaşadığınız nefes aldırmıyor. Bıktınız, ekonomik olarak zorluklar var. İdare et, idare et, ben ruh hastası oldum diyorsunuz. Yani siz de kendinizi değiştirmediğiniz sürece daha çok ruh hastası olacaksınız. Babanızın da uzun ömrü var. Babanızın malları ile ilgili düşünceleriniz var ama yani siz ölürsünüz, babanız ölmez. O yüzden bu hayallerden de vazgeçin lütfen. Elinize meslek edinip ona göre yol alın. Boşanma fikri olanlar için de doğru zaten evler ayırdı. Ortak karar. Çocuklar 3 gün sizde, 2 gün onda şekilde dengelerimiz hayırlı ve uğurlu olacak. Sağlık olarak ağız aflarımızla ilgili sıkıntılar ve özellikle de basur ve bel ağrılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hayırlı kurban bayramlarımız olsun. Fakirimizi, mağdurumuzu unutmayalım. Önemli olan önce sizin fakiriniz. Yani ailenizdeki ekonomik durumu olmayana destek vermemiz gerekiyor. Allah'a emanet olun. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayalım. Güzel bir kurban bayramımız olsun. Tabii ki hayvan kesimine karşı olanlar için de dinimizin görevi olduğunu bilmek lazım. Onlara da çok saygı duymanız gerektiğini. Çünkü ben de mesela diyorum ki ben kurban hakkımı şu şekilde yapmak istiyorum ama benim bacım mesela, babam, rahmetli babam, annem kesinlikle kurban keserler ama ben kurbanı hani kesimini görmek istemiyorum. Sokak canlıları ve tüm canlılara saygı duyduğum için. Evet, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin yanacıklarından, benimle yaşıt olan herkese kucak dolusu, uzakta hasret olanlara buradan sizin adınıza selam olsun diyorum. Ve mantığımız ve duygularımızla ilgili sorunları çözeceğiz. İşimizle alakalı çözümsüz gördüğümüz dosyalar, tamamlanamayacağı dediğimiz evraklar, gireceğimiz işlerle ilgili görüşmelerde aksilik olacak diye endişe edenler için güzel ve bayram öncesi bunların hepsini hallederek yolculuğunuza çıkacaksınız. Yalnız devam edecekler için çok of bof, aman bana mı düştü bu görev diye isyan evreleriniz olabilir. Ama sizin bayram sonrası gideceğiniz seyahat daha iyi gelecek. Kendi işinizi yapıyorsanız ekstra kazançlar, yenilikler ve yeni projeler içerisinde olmanız gerekiyor ama tembel ruhunuz bir türlü odaklanamıyor. Lütfen bu hafta tembel ruhumuza odaklayalım. Yapmamız gereken yenilikler var, bunlara konsantre olalım. İşimizle ilgili hep yapıp yapıyoruz deyip arkaya attığınız konuları artık hayatımızın içerisinde geçirmemiz lazım. Devlet ya da kurumsalda çalışanlar için
görev üstünlüğü devam ediyor. Yer değişimleri, iş yerinizin değişmesi, konum değişimleri çok hareketli olacak. Üst düzey yöneticiniz, çevrenizdeki insan, ekip arkadaşlarınız, masa değişimleriniz bayram sonra çok hareketli olacak. Sakın şaşırmayın diyorum. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı ekonomik zorluklarınız var. Tatile mi gitsek, burada mı idare etsek diyeceksiniz. Tatile gitmeyin, burada idare edin. Mümkün olduğu kadar ödemelerinizde zorluklar var. Çocuklarınızın bazı eksiklikleri var. Bunları tamamlayacaksınız. Duygusal evrede de kendimizi yorgun hissedebiliriz. Sevgili gençler, ilişkisi olan, yaşı olgun olan, ilişkisi olan güzel yükselen balık olan takipçilerim için. Evet, ilişkide artık netlik ve ne istediğinizi biliyorsunuz ama karşı taraf daha kararsız, güven problemi var, odaklanamıyor, sorumluluk almak istemiyor. Siz de ona çok baskı yapıyorsunuz. Siz baskı yapacaktı, o insan sizden korkuyor. Biraz daha relax ve sakin evrede olursanız o da doğru karar verecek ama bıt bıt yaparak bir ilişki devam etmez. İlişkinizle ilgili bitmiş olanlar için tekrar bir şans evresi söz konusu olacak. Bu sefer hatalar yapmayın, doğru insanız. Hiç ilişkisi olmayanlar için aman benim kafam rahat, beklediğim iş ve devletle ilgili evraklarım, yurt dışı ile ilgili başvurularım var, şu an ilişki istemiyorum, sadece iş ve para istiyorum diyorsanız bu kapılarda güzel şans evrelerimiz var. Sözlü ve nişanlı olanlar için yorucu bir hafta, el öpmeler, ziyaretler kasılabilir, kılık kıyafetlerinize dikkat etmeniz gerekebilir, kültürel farklılıktan kaynaklı oturup konuşmalarımıza daha dikkat edelim, eksi puan almayalım ve unutmayın ki kültürel farklılıklarınız var, ailelerin kararı doğrultusunda bu ilişkiye zarar verebilirsiniz, lütfen temkinli, dikkatli olalım. Sevgiliniz de istediğiniz şekilde evinizde, dışarıda istediğiniz şekilde giyinip konuşabilirsiniz, ailelerin yanında rencide etmenizi istemiyorum. Aynı şekilde bu ara aile içerisinde hem Kurban Bayramı biçiminde söz nişan takılacak, takipçilerimiz böyle altın yüzük beğenmeler, ufak tefek takılar böyle sizi strese soksa da güzel enerjiyle değişecek. Platonik takılanlar, boş hayal bırakıp kendi hayatınıza dokunmanız lazım. Ve uzun süredir iş yerinde beğendiğiniz kişinin hayatında biri olduğunu öğreneceksiniz. Bu sizi çok fazla yıpratabilir. Bunu siz zaten biliyordunuz. Bir türlü yakıştıramıyordunuz. Bir psikologla bu yapımızı da iyileştirelim. Evli çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir parasal konularda devamlı tartışmalar yaşıyordunuz. Eşinizin devamlı cebinde parasını tutması ve size hani 100 lira verip 500 bin lira veriyormuş gibi konuşmalar artık size illallah etti. Aile büyüklerinizle bu konuyu konuşarak sizin eşinizle bir büyüğünüz konuşacak ve o da tavrını düzeltmeye karar verecek. O yüzden destek almaya ihtiyacınız var. Ve kendinizi geliştirmeniz, yeni alanlarda kendinizin farkına vararak spiritüel danışmanlık, astroloji eğitimi, hisleriniz çok kuvvetli, rüya ilmi, tarot eğitimi, ne bileyim güzel devletimizin belediye kurslarımız var. Bunlarla birlikte kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama unutmayın, kayınvalideler, görümceler bütün yükü sizin üstünüze atacak. Vallahi bayramda tatil mi yapıyorsunuz? Ev mi temizlediniz? Kavurma mı yaptınız? Misafir mi ayarladınız? Çay mı demlediniz? Kahve mi demlediniz? Bilmiyorum. Ama sakin olanlar deniz kenarında, köy evinde güzel bir süreç yaşayacaksınız. Evet diyorum, affetmek güzelliktir. Bayramlar affedilmek için, bağışlanmak içindir. Büyük ölülerimizi ziyaret etmeyi, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, dedelerimiz, annemiz, babamız, kim varsa mezarları da unutmamak lazım. Unutmayın, kimse ölümsüz değil. Herkes o ziyareti de yapacak. Evet, kendinize bu ara takı ve altın merakı olanlar, altınızı bozmuyorsunuz. Borsada paranız varsa dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara son zamanlarda altınımı satayım, araç alayım diyenler daha dikkatli olmalı. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız sinüzit ve bronşlarımız hassas olabilir. Daha dikkatli olun. Evet, kocaman Kurban Bayramınızı kutluyor. Kendi ülkemizin fakirine, kendi ailemizin ilk önce durumunu olmayana destek vererek sonra hayrımızı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.